Hello, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalia, Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirseniz bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanalımı arkadaşlarınıza, çevrenizdeki insanlarla, sevdiğiniz insanlarla paylaşırsanız çok seviyorum. Çok sevinirim demek istedim. Çok sevinirim arkadaşlar. Hadi 400 abone olalım bu sene gerçekten. Hem de sizler için bol bol videolar gelecek bu sene. Geçen seneki gibi çok 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 daha fazla video gelecek, söz veriyorum arkadaşlar. Ayrıca abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Sadece abone ol kısmı var aşağıda. O zaman sadece onu tıklıyorsunuz ve abone oldunuz ve beni destekliyorsunuz demektir arkadaşlar. Hadi bugünkü video çok istediğiniz bir video. Ay kolum acıdı. Ay kamerayı kullanıyorum ya, bu kamera biraz ağır. Bugün video çok istediğiniz videolardan biri. Nalia lütfen ev turu yap, ev turu yap. Yapmıştım ama biz bu eve girdiğimizde ev turu çekmiştim. Sadece ev boştu. Şimdi eşyalı halini görmek istediniz ve tabii ki istediğiniz için ben çekiyorum. Bu arada görmek istediğiniz başka videolar varsa lütfen yorumlarda yazın ki mutlaka mutlaka gelecek. Çok daha fazla video atmak istiyorum ve tabii ki video önerileri önerileriniz benim için çok önemlidir. Biliyor musunuz burada yaz mevsim. Evet, hani biliyorum Türkiye'de çok soğuk olması lazım ama hani diye düşünüyorum. Kış mevsim olduğu için orada. Fakat burada yaz mevsim. O yüzden böyle kısa kollu giydim gördüğünüz gibi. Umarım beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Instagram'a gelin. Çünkü orada anket açacağım, hani en çok istediğiniz başka bir video var, eşinle soru cevap yapmalar diyorsunuz ya, lütfen Instagram'a takip edin çünkü oradan anket açacağım, sorular atabilirsiniz oradan. Benim Instagram Nalia Andre. Instagram'a giriyorsunuz, Nalia Andre yazıyorsunuz, beni bulacaksınız ve lütfen oradan da takip edin arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bu benim balkon. Nalia, nasıl böyle bir balkon var? Hani zaten sordunuz, dediniz ki Nalia neden böyle bu tarz şeyler var senin balkonda? Bunlar hani Mozambik'te çoğu evlerde bulunabilir arkadaşlar. İşte balkonlarda ya da işte pencerelerde. Nasıl diyebilirim? Güvenlik daha artırmak için hani bunları kullanılıyor. Hani hırsız girmesin diye. Arkadaşlar o yüzden bu tarz evlerde bunları görmek mümkündür. Güvenliğimiz için bunlar var arkadaşlar, hani hemen hemen görürsünüz, hani Mozambik'e gelirseniz çoğu evlerde vardır. Evin en sevdiğim yer balkon. Çünkü burada oturuyoruz. Arada burada kahvaltımızı burada yapıyoruz. Akşam üzeri çok güzel bir gün batımını oluyor. Ve biz buradan yapıyoruz. Oturuyoruz, izliyoruz. Hava çok güzel olunca hani Ayşe'yi de burada gut geçiriyorum. O biraz hava alsın. Bu arada Ayşe 57 günlük oldu. Hani 57 günlük bir bebeğimiz var. Şu anda uyuyor. Balkonumuz böyle arkadaşlar. Şöyle bir manzara. Buradan yapınca daha net görebilirsiniz hani nasıl bir manzara olduğunu. Tam orada okyanus var. Şöyle yani. Böyle bir balkon var. Burada şey var. Çamaşırlık mı diyorsunuz? Burada çamaşır, burada asıyoruz çamaşırlarımız. Ve böyle bir balkonumuz var arkadaşlar. Biraz daha bilgi vereyim arkadaşlar. Orada okyanus var. Hint okyanusu. Hani Mozambik, Hint okyanus kenarında olan bir ülke. Başka ne diyecektim? Ha, bu arada çok seviyorsunuz Nalia, kış mevsim olmuyor mu? Oluyor. Hava biraz soğuk oluyor. Bazen çok soğuk oluyor. Serin oluyor. Kar yağmıyor yani. Hiçbir zaman kar yağmaz. Çünkü ben hatta kar ilk defa Türkiye'de görmüştüm. Neyse çok konuştum. Hadi şimdi gidelim. Diğer evin kesimlerini göstermek istiyorum size. Evet, hemen balkondan çıktığımız zaman buraya geliyoruz arkadaşlar. Şöyle yatak odasına. Çünkü bu ev
iki artı bir, iki tane yatak odası var. Gerçekten ev tur yapmak biraz şey ama yine de tamam yapmaya çalışacağım. Bir yatak var. Şimdi burada sadece kullandığımız eşyalar var gerçekten. Ne kadar az eşya varsa o kadar iyi. Ben daha çok böyle ferah bir alanı çok 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 seviyorum. Ne kadar ferah, ne kadar az eşya varsa benim için gerçekten o kadar iyi. O yüzden sadece bir tane yatak var. Ondan sonra bu tarz nasıl diyebilirim, perdeleri var. Renkleri biz seçtik arkadaşlar bu perdelerin. Bir de bu taraftan gelince en çok sevdiğim kısım, buradan da okyanusu görüntüsü var. Bu tarafta geldiğimizde arkadaşlar dolap var. Biraz büyük çünkü hem benim hem eşimin kıyafetleri olduğu yer arkadaşlar. Benim kısmı göstereyim. Böyle bu kısım benim kısım arkadaşlar. O yüzden birkaç tane şey göstermek istedim. Ne göstereyim? Kapılarla göstereyim arkadaşlar size. Hani kapılarla nedir? Böyle bir Afrika kumaşı. Daha renkli, daha desenli olanlar da var. Ha, daha renkli ama şu anda göremiyorum. Belki yıkandı. Böyle arkadaşlar bakar mısınız? Hani böyle bir Afrika kumaşı arkadaşlar. Bununla gerçekten her şey yapılır. Diğer videolarda anlatmıştım arkadaşlar. Bununla neler yapacağız? İşte mesela artık bebeğim oldu ya, onu sırtımdan da almak istediğimizde onunla taşıyabilirim. Onun dışında güzel tişörtler de yapılır arkadaşlar. Her Afrika kadının çantasında mutlaka bir kapulana olması gerekiyor. Onun dışında annelerimiz ve diğer hanımefendiler bunu böyle sırtından böyle taşıyorlar. Böyle sırtından bağlıyorlar. Bakar mısınız? Çeşitli çeşitli bağlama yöntemleri var. Mesela ben bağlandığım zaman bu tarz, bu şekilde bağlamayı tercih ediyorum. Yani daha rahat ederiz. Özellikle yemek yaparken, başka ev işleriyle yaptığımız zaman bunu bağlıyoruz. Özel günlerimizde tabii ki çok daha güzel desenli kapılarla da kullanıyoruz arkadaşlar. Ayrıca diyelim ki gerçekten kapılarla ilgili çok şey var. Hani kullanma şey var, bir video tutar çok uzun olmasın diye başka bir videoda sizlere anlatabilirim arkadaşlar. Hemen kendi yerine gidip koyarım ve başka şeyleri göstermek istiyorum arkadaşlar size. Hemen başka şeyleri göstereyim. Ne gösterebilirim? Ha, kaplan ile yapılan bazı kıyafetler de var burada. Bir tanesini göstereyim. En sevdiğim bu. Hani renk olarak. Annem dikmiş bu kıyafetler. Çünkü annem terzi. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu tarz, hani biz tunik diyoruz. Bu annemin yaptığım en sevdiğim tunik, yani çok var bende ama bu en sevdiğim, yani bu rengine bayıldım. Ha, on taraf burası. Ama tabii ki işte bu arkadaşlar. Bu bir. Ondan sonra başka. Bakayım bu dışarı giyersin. Ha, bu tarafta gelince neler var? Tamam, kıyafetler var. Çok az kıyafetleri var. Şimdi bu nedir? Ayşe'nin yatağı. Ayşe'yi burada yatırıyoruz arkadaşlar. Akşam olunca burada mişil mişil uyuyor arkadaşlar. Burada uyuyor, mişil mişil uyuyor. Aynı odada uyuyoruz yani, çok daha küçük olduğu için. Ama tabii ki diyelim ki 3 aydan sonra daha geniş, hani böyle çocuk yatakları var ya, onları da almayı düşünüyoruz. Hem para biriktirelim o zamana kadar. Şimdi burada benim gelinliğim var. Burada benim gelinlik modelim. Evet, hop. Burada benim gelinliğim var arkadaşlar. Sizlere göstermek istiyorum. Bu gelinlik annem dikmiş. Zaten giydiğim hemen hemen her şey, hani bu pantolonlardan dışında ya da bu tarz bluzlardan dışında, hani kumaş kıyafet olduğu zaman annem dikiyor yani. Burada koyayım. Sizlere bunu göstermek istiyorum. Bu gelinlik. Nasıl? Burada koyayım, siz daha güzel görürsünüz diye. Bakar mısınız nasıl bir gelinlik olduğunu? Şöyle yapayım. Zoomlayabilir misin? Hani bu desenler var ya, oh bayıldım. Şöyle bir gelinlik yani. Doğumda giymiştim.
hani nasıl bir elbise olsun diye düşünüyordum. Böyle çok sade olsun. Ben sadelik çok seven bir insan. Çok fazla full elbiseleri çok sevmiyorum. Ve annem tabii ki dikmiş ve ben çok beğendim. Ayrıca kız kardeşim de yeni evlendi ya, buna benzer bir model yapmış, çok güzel bir model yapmış. Ve annem de dikmiş yani. Şimdilik elbisem burada dursun, sonra şey yaparım yani, yerine koyarım. Burada göstermek istediğim bir şey var sizlere. Benim bazı özel belgelerim var. Diplomam var arkadaşlar. Ha biliyorsunuz Nalia neden Türkçe biliyorsunuz nereden öğrendim yeni izleyenler çok merak ediyor. Ben Türkiye'de üniversite öğrencisiydim. Mezun oldum. Bakalım mezun yılı ne zaman ki burada? 2019 yılından mezun oldum arkadaşlar. Bakar mısınız bunu? Tıram. Bakar mısınız? Çok güzel bir diploma gerçekten. İşte burada Uluslararası İlişkiler bölümü kazandım. Abancı İzzet Baysal Üniversitesi'nde. Yani bu arada hocalarım beni izliyorsanız selamlar, çok teşekkür ederim emeğiniz için. Gerçekten çok güzel okuttunuz, çok güzel bir süreçti. İşte böyle kapattım arkadaşlar. Sadece kendim kesimi göstermeyi tercih ettim. Şimdi buraya gelince Ayşe'nin kıyafetleri burada koyuyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir kutu var. Çok güzel bir kutu. Teşekkür ederim hediye. Hediye arkadaşımdan bir hediye. Evet, içinde ne var? Çok güzel bir elbise. Sizlere de göstereyim hızlıca. Şuna bakar mısınız? Ayşe için minnoş bir elbise var. Çok tatlı değil mi? Rengine de bayıldım. Ayrıca burada şey geldi. İşte ayakkabılar geldi. Arkadaşlar, ayakkabılar geldi. Çok güzel. Bakar mısın? Zoomlayabilir misin? Göstereyim şunları. Çok minnoş, çok tatlı ayakkabıları var. Gerçekten bir de kafası için böyle bir şey var. Çok teşekkür ederim. Burada koydum. Ama tabii ki yakın zamanda yıkanacak ve özel günde giyecek yani. Bu tarafta ikinci oda var arkadaşlar. Ayşe uyuyor. Ayşe, hadi gösterelim birbirimi. Burada uyuyor. Mişim uyuyor Ayşe'yi. Hani bu odada çok fazla eşya yok. Sadece bir yatak ve sadece bir yatak var. Gelecek zaman Ayşe biraz büyüsün diye birkaç ay sonra onun odası olacak burası. Çıkıyorum. Rahatsız etmek istemiyorum. Ayşe mişim mişim uyuyabilirsin bebeğim. Böyle bir oda var yani. Şimdi hani Ayşe'nin odasından çıkıyorum. Sonra durumlarımız çok daha iyi olduğunda onun için böyle güzel, böyle çok güzel bir odayı hazırlayacağız arkadaşlar. Ama şimdilik sadece bizim bir yatağımız yatı için hani böyle bir düzenimiz var şimdilik. Şimdi burası çektiğiniz zaman arkadaşlar çekiyoruz. Ayşe'nin odasından hemen salondayız arkadaşlar. Burası bizim salon. Hatırladıysanız hani eski evimizden eşyaları aldık. Buraya taşındık yani. Kendi eşyalarımızla buraya geldik. Böyle bir minnoş bir salonumuz var. 2 kişiyiz yani 3 kişiyiz. Şimdi ne var? Koltuk var. Gördüğünüz gibi. Böyle. Ha bir de burada çok önemli, çok özel bir şey var salonda. 100.000 abone plakası. Sizden gelen bir hediye. YouTube gönderdi tabii ki ama sizin sayesinde kazandım arkadaşlar. 100.000 abone kazandım. Bunu hala atıyorum. Gerçekten çok duygulanmıştım. İnanıyorum ki bu senede en az 400.000 abone ulaşabiliriz sizin desteğinizle. O yüzden burada bunu burada koyuyorum. Gelen herkese sizleri anlatıyorum. Yaptığım işten bahsediyorum. Benim işim şu anda bu sizler için Afrika ile ilgili bilgiler sunmak. Nasıl yaşıyoruz diye. Burada ne var? İşte televizyon var. Çok fazla televizyon izlemesek de misafir geldiğinde onlar izliyor. Yani bir şeyler izliyor birlikte. Burada ne var? İşte bizim düğün fotoğraflarımız var. İşte
Ondan sonra burada bir flash var. Burada doğum fotoğrafları var. Arkadaşlar USB şeysinde. Hediye olarak aldığım kitaplar. Arkadaşım verdi bana bu kitapları arkadaşlar. Çok iyi. En azından Türkçemi geliştirmek açısından çok iyi. Çok yardımcı oluyorlar okuduğum zaman. Burada salonda çok fazla şey yok gördüğünüz gibi. Ha burada yemeklerimizi yiyoruz. Normalde mutfakta koyacaktık ama mutfak çok küçük olduğu için dedik ki burada daha rahat ederiz diye. O yüzden burada oturup böyle şey yapıyoruz burada. Çay içiyoruz demek istedim de. İşte su içiyoruz, kahvaltımızı burada yapıyoruz. Ara sıra bu masayı balkona taşıyarak orada çok daha vakit, güzel vakit geçirebiliriz. Evet arkadaşlar, işte burası banyo. Gördüğünüz gibi normal bir banyo arkadaşlar. Bu arada duş buradan alıyoruz ve hemen çıkıyorum. Şimdi böyle gidince mutfak arkadaşlar. Burası benim mutfağım. Böyle. Nalemin mutfağı, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet burası benim mutfağım. Ocak, burası ocak ve fırın. Burası yemeğimizi pişiriyoruz. İşte ne bileyim bir şeyler. Burası fırın yani. Fırın aşağıda oluyor. Ve hani bu fırın gaz ile çalışıyor. Elektrikli değil, gaz ile çalışıyor arkadaşlar. Burada bu alanı var arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu alanı, işte bu alanı var. İşte tabaklar burada koyuyorum. Bazı baharatlar ve işte burada çaydanlık var. Bakar mısınız? Bu çaydanlık arkadaşımdan hediye aldım. Hani o Türkiye'ye gittiği zaman bana kendi eşyaları verdi birkaç tane. O yüzden bana da bunları hediye olarak verdi. Ve göstereyim, bizim burada kullandığımız çaylar burada. Normalde poşet çay kullanıyoruz. Ama babam Türk çayı çok sevdiği için geldiğinde artık Türk çayı alıp burada demleyebilirim. Buyurun ya Türk çayı diye düşünüyorum burada bir yerde. Öyle yani. Ha, ayrıca burada şey var, bu kahve makinesi olması lazım. Benim kahve içme, nasıl böyle diyebilirim, alışkanlığım yok. Hani kahve içmiyorum. O ne dersin, nasıl içilir? Sen kahve içmeyi sever misin? Evet evet, içerim ben. İçer misin? Tamam o zaman. Yaparız, kahve de var. Hem buna hediye etmiş hediye, onun dışında kahve de hediye etmiştir. Burada bir yerden kahve var arkadaşlar. Ben göstereyim. O zaman sana Nescafe yaparız. İster misin Nescafe? Evet. Nescafe yapalım o zaman. Öyle. Şimdi burası ben ve öğrencilerim var. Bu fotoğraf göstermeye hiç yorulmuyorum. Çünkü gerçekten çok güzel anılarım var. Biriktirdim. Güzel anılar. Hani öğretmen olarak çalıştığım için. Burası yıl sonu bir gösteri vardı. Öyle yani. Hani İngilizce ders veriyordum. Hani hala da vermeye devam ediyorum. Online olarak bazen soruyorsunuz ya, Nale ne iş yapıyorsun diye. Mutfaktan çıkınca böyle bir alanı var arkadaşlar. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Hani burada nasıl diyebilirim? Ayrı servisi diyoruz. Burada işte çöp kutusu olduğu yer, çamaşır olduğu yer. Ondan sonra hani burada mutfakta yer bulmadığımız için burada bıraktık arkadaşlar. İşte bu hani bu da var. Bu ne? İşte diyelim ki plaja gittiğimiz zaman soğuk tutsun diye burada bazı şeyler koyuyoruz. Burada ekstra bir buzdolabı. Buzdolabı var burada. İşte bu arkadaşlar. Şimdi daha ne gösterebilirim ki? Burada işte domatesler olduğu yer, domates değil, patates, soğan var. Burada başka patates var, soğan da var. Ha, Ayşe'nin banyosu. Banyo burada veriyoruz. Ayşe burada banyo yapıyor arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. İşte buradan çıkınca kapı var. Çekiş kapısı var arkadaşlar. Böyle bir kapı. Göstereyim biraz neler var burada ki hiçbir şey yok. Sadece işte merdivenler var. Öyle yani.
Evim burası. Böyle giriyorsun kapıdan, hemen salonu görüyorsun. Salonu görüyorsun arkadaşlar. Ve işte bu. Ve evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenirsinizdir. Bu videonun sonuna kadar geldik. Umarım beğenirsinizdir. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Ah, ne güzel esiyor be. Çok güzel esiyor. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Belki birazdan böyle okyanusa kadar ineriz. Story atarım Instagram'dan. Bay bay arkadaşlar.